Merhabalar arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Pratik reglan kol kesimini göstereceğim arkadaşlar. Göstermeye çalışacağım. Şöyle kumaşımı ikiye katladım. Arka ve ön tek tek çalışacağız. Öncelikle önden başlayacağım ben arkadaşlar. Kumaşımın üzerini, düz hattını belirledim. Şimdi başlıyoruz. Evet, önce ense ölçümü yerleştiriyorum. Ense ölçüm 8. Ön yaka açıklığım 5 santim. Hemen şu şekilde pratik olarak çiziyorum. Evet, şimdi yapacağımız boyu işaretliyoruz önce. Ben boyumu şöyle 70 santimden yapıyorum. Altına ribana hemen çiziyorum. Ve göğüs düşüklüğünü omuz başından 27 santim göğüs düşüklüğünü işaretliyorum. Hemen bunu da çiziyorum. Evet arkadaşlar, göğüs düşüklüğü sadece göğüs ölçümüzü yerleştirmek için. Ben göğsümü 4'e böldüm. 1,5 santim bolluk payı verdim. Ve şu anda 28 santim çalışıyorum. 28'i de etek ucundan işaretliyorum. Ve düz bir şekilde hemen ön bedenimin yanını kapatıyorum. Evet. Şimdi kol evini işaretleyeceğim arkadaşlar. Kol evimizi nasıl işaretleyeceğiz? Benim ön kol evim 26 santim. Yaka ucundan tutuyorum. Şu şekilde 26'yı işaretliyorum arkadaşlar. Şöyle. Cetvelimi düz bir şekilde yerleştiriyorum. Ve kol evi hattını çiziyorum. Bunu çizdikten sonra şöyle 1,5 santim kadar işaret alıyorum ortasından, kol evimin ortasından. Bakın şurası kol evim. 1,5 santim geriye doğru işaretliyorum. Ve riga cetvelimle burayı yuvarlıyorum. Fakat şimdi buradan kesmeyeceğim. Düz olarak keseceğim. Çünkü bu bedenden arka bedenimizi çizeceğiz. Şimdi hemen kesiyorum. Yanlardan birer santim dikiş payı veriyorum. Arka bedenim için kumaşımı tekrar ikiye katladım. Ön bedenimi yerleştirdim. Çünkü ön bedenden keseceğiz. Yani ön bedenimize göre arka bedenimizi keseceğiz. Şimdi 3 santim ön yakadan yukarı doğru çıkarak şu şekilde arka yakamızı keseceğiz. Arka yakamız ise ön yakadan küçük olacak arkadaşlar. En fazla 5,5 santim olabilir. 5,5-6 santim olabilir. Şu şekilde aynı arka ön bedenimize göre arka bedenimizi kesiyoruz. Bakın tekrar anlatıyorum. Önümüzü yerleştirdik. 3 santim yukarı pay verdik. 3 santimi paralel olarak çizdik ve bu şekilde buraya uzattık arkadaşlar. Bakın. Şimdi arka bedenini çiziyorum. Kesiyorum pardon. Bedenimiz kesildi arkadaşlar. Bakın ön ve arka arasındaki farkımız 3 santimlik fark ve arka oyuntumuz, arka kol evimiz 29 santim oldu arkadaşlar. Ön 26 idi, arka 29. Arkadaşlar, kol için kumaşımı 4 kat yaptım şu şekilde. Bakın pazıya göre ayarladım, pazı genişliğime göre. Şimdi hemen kolumuzun üstünden düz çizgimizi çiziyoruz. Normal kol gibi keseceğiz. Ben buradan kol boyumu ölçüyorum. Şöyle 62 santimden çiziyorum.
2 santim de şöyle pay verelim. 62-64 santim. Kolumuzu çiziyoruz. Ve şimdi şuradan kol tepesinden bir 8 santim işaret aldıktan sonra, hatta şöyle 7 santim yapalım. 7 santim işaret aldıktan sonra arka bedene göre, bakın arka bedenimizi ölçüyoruz. Şu şekilde arka bedenimin kol oyuntusu 29 geliyor. 29'dan işaretleyeceğiz. Evet, şöyle 29'u buradan işaretleyelim. Ve buraya pazımızı yerleştiriyoruz. Benim pazım 20 22 santim şu şekilde. 22'yi, hatta 21 yapalım. 21'i buradan yerleştiriyoruz. Ve 29'u buradan çiziyoruz. Düz bir şekilde çiziyoruz. Arkaya göre kesiyoruz reglan kolumuzu arkadaşlar. Daha sonra öne çevireceğiz. Şimdi şuradan da manşetimi 14 santim yapıyorum. Şu şekilde kolumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Evet, kolumuz normal kesiliyor. Gördüğünüz gibi şuraya orta işaretini atıyorum, orta çıtını. Kolumuzu kestik arkadaşlar. Bakın. Kolumuz hazır. Ortaya çıtımızı atmıştık. Şimdi açıyorum kolumu. Ön bedenimizin düşüklüğünü ölçüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arka bedenimiz. Şu ön bedenimiz. Ön bedenimi ölçüyorum. 26 santim geliyor. Şuradan 26'yı işaretliyorum. Arkaya hiç dokunmadan, bakın arkayı şu şekilde kesiyoruz. Arkaya hiç dokunmadan ön eğimimi veriyorum. Burası ön kol. Burası da arka. Şimdi önde 1,5 santim işaretlemiştik ama kesmedik. Şimdi önümüzü oyuyoruz arkadaşlar, bakın 1,5 santim işaretlemiştik. Şuradan 1,5 santimden şöyle alıyoruz. Pratik reglan kol çok kolay aslında arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, ön bedenimizden 1,5 santimimizi aldık. Aynı şekilde koldan da alıyorum. Şimdi şurası ön kolumuz. Aynı şekilde ortasını buluyoruz. Bir buçuk santim burayı da oyuyoruz. Evet arkadaşlar, reglan kol kesimimiz bu kadar. Dikimine gelince arkadaşlar, bakın bu ön bedenimiz. Yerleştirmelerini yapalım. Ön kolumuz. Burası da ön kolumuz şu şekilde. Böyle dikilecek arkadaşlar. Arka bedenimiz ise buraya gelecek. Şimdi ben öncelikle önleri, kolları dikip geliyorum. Dik tamamen.
gördüğünüz gibi. Etek altına ribanasını kestim. Bakın arkadaşlar, ben şu şekilde ribanasını 12 santim eksik kestim. Şu şekilde takacağım, toplatacağım altını. Kollarını da aynı şekilde ribana yapacağım. Şu şekilde 12 santimden kestim. Yakamı da ölçtüm. Bu şekilde kestim arkadaşlar. Yaka kenarını dikeceğiz ve sivitimizi tamamlayıp geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakamızın yanını kapattık. Şu şekilde iki kat yapıyoruz. Ve dikişten başlıyorum yakamı. Şu şekilde tutuyorum. Pratik bir şekilde yakamızı çekerek, ribanı olduğu için çekerek bedenimize takıyoruz. Siz iğneleyerek yapabilirsiniz. Yakayı dörde bölerek bu şekilde dikebilirsiniz. Ben pratik dikmeyi tercih ediyorum. Evet, reglan kol sivitimizin yakasını diktik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kollara geçiyoruz. Kolları dikiyoruz. Kolumuzu da bu şekilde ribanamızı ikiye katlıyoruz. Dikişin dikişine getiriyorum. Bu şekilde ribanamı takıyorum. Kolumuzu da taktık arkadaşlar. Kol ribanamızı. Etek ucunu takıp sivitimi bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 44-46 beden uyumlu reglan kol kesimini yaptığımız sivitimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Bakın, ben yakasına siyah ribana taktım. Reglanları gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kolu. Ben çok beğendim. Siz de eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız arkadaşlar. Toptan da 1,5 metre kumaş kullandım. 44-46 beden uyumludur. Kendi ölçülerinizi alarak dikebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.